yeni bir Sağlıklı Hayat programına hoş geldiniz. Bugün kısırlıkla ilgili tüm merak ettiklerinizi konuşacağız. Ve konuğumuz herbalist İbrahim Gökçek. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Evet, bugün kısırlık hakkında konuşacağız dedik. Kısırlık nedir? Nasıl tedavi edilir? Bitkisel tedavi yöntemleri nelerdir? Bunlarla başlayalım isterseniz. Evet, şayet erkeklerde kısırlık söz konusu ise genellikle bunu tetikleyen sebeplerden biri varikozum. Yani testislerdeki toplar damarlarda kirli kanın birikmesi, geriye dönmemesinden kaynaklanmakta. Varikozun epididimit yani testis üstü bezelerinde iltihaplanma, testislerdeki iltihaplanmaya da orşit denir. Yani testislerde, testis üstü bezesinde veya testisteki damarlardaki kan birikmesinden dolayı ortaya çıkan rahatsızlıklar kısırlığa sebep olabilir. Bunun sebebi de %70 genellikle çocukluğunda kaba kulak geçiren çocuklarda çok olmakta. Kaba kulağa sebep olan paroksima denen virüs yıllar sonra yukarıdan aşağı inmekte. Yani testislere yerleşmekte veya testis üstü bezelerine ve kısırlığı tetiklemekte. Bu virüs ne yapıyor? İltihaplanmaya sebep oluyor. Buna karşı antibiyotik kullanılıyor. Virüsün sebep olmuş olduğu herhangi bir hastalığa karşı antibiyotik kullanmak zaten abes bir durum. Çünkü iltihabın sebebi bakteri değil virüs. Evet. Virüse karşı olan bir şey kullanacaksın. Şimdi bizim şöyle bir ozon yağımız var. Bu ozon yağı kişi kullandığı zaman ozon yağını günde birkaç defa testislerine masaj yaparsa erkeklerde kan akışını artırır. Testislerdeki kan akışı, oksijen akışı artarsa varikozul problemi kısa sürede ameliyatlık dahi olsa normala döner. Yani 2 ay, 3 ay. Kişideki rahatsızlığın yoğunluğuna göre. Bununla ilgili, ozon yağıyla ilgili Alman doktor Günter Wolf 2 defa tıp alanında Nobel ödülü almıştı. Çok çok etkili. Testislere bununla masaj yapmak gerekir. 1, 2 eğer ki sperm sayısı azsa, iltihaplıysa, kalitesizse bununla da ilgili çok özel bir macun hazırladık biz. 19 çeşit bitki içerir. Bu macun şayet kişi epimediumlu macun, bitki karışımlı, Gökçek macun da diyebiliriz. Epimediumlu macunun özelliği nedir? Bunda azgın teke otu, damiyana, keçi boynuzu, çiçek balı, 19 çeşit bitki var. Şimdi yıllar önce, yani 4000 yıl önce çok zengin ve varlıklı olan bir Çin ailesinin genç oğlu evleniyor, çocuklar olmuyor. Bütün hekimler geliyor, hiçbir şey yapamıyorlar. O bölgede çoban olan bir çocuk, bir kişi, çobanlık yapan bir kişi diyor ki, falan bölgede benim hayvanlar otladığı zaman cinsel istekleri, arzuları artıyor. Ben araştırdım neden diye. Bunun da şu bitkiden kaynaklandığını gördüm. Oğlunuz bu bitkinin çayını içsin, bana göre iyi gelir diyor. Adam çok zengin ya, hadi be işine diyor, doktorlar çare bulamadı. Sen mi çare bulacaksın diyor. Çobanı koyuyor. Adamcağız da giderken çuvalı, getirdiği otu orada bırakıp gidiyor. Oğlu torbayı alıyor, çuvalı gizli gizli onun çayını yapıp içiyor her gün her gün. Aradan birkaç ay geçiyor ve gelinleri hamile kalıyor. Ondan sonra bu ot meşhur olmuş. Adı azgın teke otu, Türkçesi. Latincesi Epimedium previcornum. Şimdi bu bunun özelliği eğer ki sperm kalitesiz, hareketsiz ve hastalıklı ise erkekte döllenmeyecek durumdaysa bundan günde 3-4 defa bir çay kaşığı almak yeterli. Fazla almaya gerek yok.
Eğer cinsel yetersizlik, iktidarsızlık, yani cinsel arzular azsa, hormon yetersizliği varsa, cinsellikle de ilgili etkili, o zaman işlevden önce, yarım saat önce bir tatlı kaşık. Epimedium'un özelliği şu, bunu hem erkekler hem de bayanlar kullandığında cinsel gücü artırır, cinsel ilişkinin süresini artırır. Şey, peki fazla alınırsa, bir kaşıktan fazla ya da iki kaşık, herhangi bir yan etkisi olur mu? Almaya gerek yok zaten. Yani bir tatlı kaşığı yeterli. Hı hı. Çünkü bazen izleyicilerimiz fazla yiyeyim, hani daha çabuk kuvvetli olayım, daha çabuk iyileşeyim diye düşünebilirler. Normal, yüzden sağlıklı bir insan bir tatlı kaşığı alsa yeterli. Fakat bugüne kadar epimediumlu macun alıp kullanan hepsi memnun. Sadece bir kişi aradı, dedi ki ben değil, iki tatlı kaşığı, iki yemek kaşığı da aldım, fayda etmedi dedi. Dedim ki artık sen herhalde 70-80 yaşındasın, unut bu işi dedim. Yani etki etmeyen binlerce kişi içerisinde bir kişi çıktı. Hı hı. Onun da artık birçok problemi vardır. Yani sadece ona hiçbir türlü yardım etmek mümkün değildir artık. O işten geçmiştir, bitmiştir. Hı hı hı. Eğer herhangi bir organik, fiziksel bir arıza yoksa bir tatlı kaşığı cinsel ilişkiden önce kişi alırsa, yarım saat önce, bazı erkeklerde erken boşanma oluyor veyahut da tatminsizlik vesairesi, bir sürü problem doğuyor. Bu kat kat bu ilişkinin süresini artırır. Artı bu macunun özelliği diğer kimyasal ilaçlar gibi değil. Diğer kimyasal ilaç kullandığı zaman kişi ne oluyor? Nabzı yükseliyor, tansiyonu yükseliyor, kalp atışları hızlanıyor, anormalleşiyor ve kişi de sağlığı bozuluyor. Evet. Bu nedenle kimyasal ilaç kullanılır. Çoğunda söylenmiyor, ölümlere sebep oluyor. Evet. Ölen birçok insan var. Fakat epimediumlu macun kullandığında kişinin nabzını hafif düşürücü özelliği var. Yani kimyasal ilaçlar gibi değil. Tansiyonu da iyi geliyor, kalbe de iyi geliyor, cinselliği de iyi geliyor. Herhangi bir yan tesiri yok. Eğer erkeklerde kısırlık söz konusuysa, varikozul söz konusuysa iksir mutlaka kullanması gerekir. Damarları temizler, aratır. Hı hı. Bağırsaklarında şişkinlik, kazımsızlık, kabızlık varsa tonik mutlaka gerekir. Çünkü bağırsaklardan gelen toksik madde karaciğer arıtamazsa, kanda dolaşan toksik madde nereye depolanıyor? Zayıf organa. Evet. Yani testislerde problem varsa oraya depolanıyor. Bu nedenle iksir, tonik, bazı mantar türlerinde aloe vera jel daha etkili. Duruma göre değişiyor. Ozon yağıyla masaj yapmak gerekir. Sperm kalitesiz, hareketsizse, azsa epimediumlu macun kullanmak gerekir. Bazı erkeklerde de prostat problemi oluyor. Prostat, iyi huylu prostat büyümesi. O zaman bizim prostat büyümesine karşı özel bir çayımız var. Hı hı. Bazı insanlarda da prostatit, yani prostat iltihabı var. Ona karşı da artı özel bir çayımız var. Yani hastalığa göre değişir. Bayanlardaki kısırlığın sebebi miyom, kist, çikolata kisti olabilir veyahut da iltihap nedeniyle yumurtalıktaki yumurtanın tüplerden rahime ulaşmaması söz konusu olabilir. Tıkalı olabilir. İltihaptan dolayı. Polikistik ovar dediğimiz çok küçük kistler olabilir. Bu tür rahatsızlığı olan bayanların iksir, aloe vera jel, özel bir kist çayı ve kadın çayı kullanmaları gerekir. Bunları kullandığı zaman yavaş yavaş iyileşir. Şimdi şöyle, mesela geçenlerde iki bayan geldi. Geçenlerde isim bayağı oldu. Birinde 5 santimlik bir miyom, diğerinde iki tane, biri 4, biri 6 santimlik iki tane miyom. Şimdi bunlar dediler ki takriben ne kadar sürede bu miyomlar erir? Ortalama 3-4 ay. Gittiler. 3-4 ay sonra tekrar geldiler.
Denildi ki bir tane 5 santim olan bendeki miyom tamamen yok oldu dedi. Hı hı. Diğeri dedi ki bendekiler sadece 1 santim küçülmüş. Olabilir dedim. Bu kullanış şekline bağlı, beslenme şekline bağlı. Bir taraftan ürünleri kullanıyoruz, diğer taraftan peynir yiyorsanız, sucuk, salam, sosis yiyorsanız, aşırı tatlı yiyorsanız, siyah çay içiyorsanız, yani sindirim sistemini zorluyorsanız etkisi az olur. Nasıl kullandınız dedim. Bayan dedi ki tamamen eriyen Halime Hanım, onda 5 santim miyom tamamen erimiş. Nasıl kullandınız? Önce günde 3-4 defa 2 yemek kaşığı iksir almış, 3-4 evet. gün sonra 3 yemek kaşığı, sonra 4 yemek kaşığını artırmış, sonra 5 defa yarım çay bardağı. Her geçen gün giderek artırıyor. Her geçen gün yavaş yavaş artırmış, tamamen erimiş. Diğer bayan, günde 3 defa 2 yemek kaşığını, günde 3 defa 1 yemek kaşığını azaltmış. Neden böyle yaptın dedim, erken bitmesin diye yaptım. Ya sağlığını düşünüyorsan 3 kuruştan 5 kuruştan bizim ürünler zaten çok uygun. Yani değil Türkiye'de, dünyada maliyetine yakın satılan ürün bu. Maliyetine yakın. Yani iş dönsün diye elbette ki bir maliyeti olacak. Tabii. Adam mesela bitkisel hap yapıyor. Yanına gitmiştim birinin. 2,5 liraya mal ediyor. Maliyeti de ürün değil. Evet. O kutu, o baskı vesaire, etiket 2,5 liraya mal ediyor, 109 liraya satıyor. Ne yapıyor? Şu 5-6 çeşit bitkiyi değirmende öğütüyor, toz haline getiriyor, preste sıkıştırıyor, al sana hapçıyı satıyor. Dünyada yok böyle bir şey. Yani bitkinin tozundan hap yapılmaz. Yani bu şarlatan, üç kere dala veren, milleti kandırma. Türkiye'de bitkisel haplar ekstraktan yapılmıyor. Ekstraktan hap yapılır. Bitki tozunu bitki öğüterek toz haline getir, ondan hap yap, olmaz. Yok böyle bir şey. Dünyada yok. Yapılır. O zaman etkisi ne olur? Sıfır olur. Sıfır. Bugün birçok insan diyor ki bana falanın hapını kullandım, falanın hapını kullandım, falan drayasını kullandım, etkisini görmedim, görmedim. Görmezsin. Çünkü içinde bir şey yok. Bir şey yok. Olmayan bir şey kullansan ne olur ki? Evet. Hatta reishi mantarı Amerika Birleşik Devletleri'nde yasak. FDA, Federal İlaç Gıda Kontrol Merkezi yasaklamış. Neden? İç kanamalarda ölümlere sebep olduğu için. Fare zehirine benzer waferin denen bir madde içeriyor. Buna rağmen adam kalkıyor diyor ki reishi mantarı kansere iyi gelir, miyoma iyi gelir, kiste iyi gelir. Ya ölüme sebep oluyor. Ölüm, ölüm. İç kanamada ölüyor. Ama onun gözü para görüyor. Gözleri sadece doları görüyor. Evet. Para olsun da nereden gelirse gelsin insanlar. İnsan sağlığı önemli. Yaşamış, değil. Ölmüş önemli değil. Ben yazıyorum internette 20 sayfalık yazı yazdım. Reishi mantarı ölüme sebep olur. Miyomu, kiste, şuna buna kanser hiçbir etkisi yok. Zararı var diye kimse duymuyor. Allah yardım etsin. Dünyanın hiçbir ülkesinde bitki öğütülerek hap yapılmaz. Ekstraktan hap yapılır. Damla yapılır, draje yapılır. Damla yapılır. Mesela. Ekstrakt dediğiniz tam olarak nedir? Ha, bitki mesela diyelim ki öksü otu. Evet. Öksü otunu alırsınız, öğütürsünüz. Bunun destilasyon aparat aletinde damıtırsınız. İçindeki etken maddeler alırsınız. Bundan hap yaparsınız. Ama siz bunu öğütüp tozundan hap yapılmaz. Yok böyle bir şey. Çayını yaparsın. Hap olmaz. Yok böyle. Ucuz yani. Ucuza getiriyor. Ekstraktını yaparsa ne olacak? Maliyeti 20 lira. Tozunu yaparsa 2 lira. O 2 lira da onun kutusuydu, ambalajıydı vesaire. Yani içindeki ürünün maliyeti değil. Evet. Mesela bir hanımefendi kist vardı. Bizim ürünlerle kötü huylu. Bunlar erir mi dedi. Erir dedik. Bizim ürünleri aldı kullandı. 11 santimdi. Kötü huylu. Ve kanserli hücre sayısı 2000'lerin üzerindeydi. 3 ayda 500'e düştü. 6 ayda 79'a düştü. Ameliyat olması gerekiyordu. Doktorların rahim ve yumurtalıkların mutlaka alınması gerekir diyorlardı. Evet, tamamen. Genç bir kız üniversiteli. Evet. Ben dedim ki ameliyat olacaksan ol. Ama ameliyat gününe kadar bunları kullan. Bakalım ne olacak. Evet. Kullandıkça iyileşti. İyileşince doktor dedi ki
iyileşme var, gelişme var, devam et. Doktor olumlu, her doktor olumlu değil tabii ki bitkilere karşı. Olumlu konuşunca devam etti, kurtuldu, hiçbir şey kalmadı. Tabii ki kötü huylu kist, yani kanser oluşmuş kist, çok çok ağır bir vaka. İyi huylu değil, kötü huylu. Hı hı. Şimdi benim bir yakınım, çocukları olmuyor. 7 yıl doktor dolanmışlar. Beni görünce dedi ki ya herkes tedavi ediyorsun, bize niye faydan yok? Nedir derdiniz bilmiyorum. İşte çocuğumuz olmuyor. Problem değildi. Bunlara ürünü gönderdim. Aradan yıllar geçti. Ben tekrar gittim onlarla karşılaştım. Baktım bu yakınımın arkasında 3 tane çocuk. Dedim ki ne bunlar, kim çocuklar? Yani yeğenlerim mi oluyor? Hı hı. Yok dedi, benim çocuklarım. E nasıl oldu? Dedi ki seni gönderdiğin ürünlerden sonra ailem hamile kaldı. Dedim teşekkür bile etmedin. Ya edecektim de vakit bulamadım da zaman bulamadım da. Ürünlerinizde iksir hangilerini kullanmaları gerekir böyle bir tedavide? Şimdi eğer ki yumurtalıklarda kist, miyom oluşmuşsa iksir. Hı hı. Tabii ki genellikle yumurtalıklarda kistin, miyomun oluşmasını tetikleyen bağırsaklardaki mantar ve bakteriler üretmiş olduğu toksik maddeyi karaciğer arıtamıyor. Karaciğer yoruluyor, yağlanıyor. Kanda dolaşmaya başlayan toksik madde vücudun herhangi bir noktasında problem üretiyor. Bu gibi durumlarda aloe vera jel, bağırsaklardaki mantarlara, midedeki bakteri, alerjik reaksiyonu varsa herhangi bir kişinin bağırsakları mantar dolu demek. Teri hastalığı varsa herhangi bir kişide bağırsakları mantar var demektir. Eksem olsun, sedef olsun, seborik eksem, atopik eksem. Bir kişide halsizlik, dermansızlık, yorgunluk, bitkinlik varsa bağışıklık sistemi zayıflamış, bağırsaklar mantar var demek. Mantarın teşhisi yok. Belirtisi var. O zaman bayanlar, yumurtalık veya kist olan bayanlar, iksir, aloe vera jel, evet, kadın çayı, kist çayı. Tabii ki bayanlar bu epimediumlu macun hem bayanlar için hem erkekler için geçerli. Hı hı. Hem cinsel gücü artırıcı özelliği var, hem erkeklerde spermi kalitesini artırır, hem de bayanlarda için önemli. Hiçbir yan tesiri yok. Tamamen doğal bu ürünler. Kimyasal katkı maddesi yok. %100 doğal. Şimdi piyasada %100 doğal diyor. Bir de bakıyorsun içinde kimyasal madde çıkıyor. Evet. Frankfurt'tan biri beni aradı. Diyor ki ya ben bir ürün aldım, hastalandım. Nedir? Şöyle şöyle bir hap. Bitkisel diyor vatandaş. İçinden kimyasal madde çıkmış. Bilmiyor tabii vatandaş. %100 doğal olması çok çok önemli. Kimyasal maddenin neleri tetikleyeceğini bilemiyoruz. Yani şu anki sizin ürünlerinizde içinde kimyasal maddeler olduğu zaman tabii ki çok farklı. Tamamen biri doğal her şeyiyle, diğerinin içinde kimyasallar olunca iş değişiyor. Evet. Şimdi mesela bayanlarda rahim ağzı kanserine sebep olan herpes simplex tip 2 virüsü. Çok çok amansız bir virüs. Herpes simplex tip 2 tedavi edilmezse rahim ağzı kanserine sebep olur. İksir, aloe vera jel, enfeksiyon çayı, kadın çayı kullandığı zaman kişi 3 ay 4 ay kısa sürede iyileşir. Çünkü orayı yakmak, dondurmak çözüm değil. Hı hı. Erkeklerde de oluyor bu herpes simplex tip 2 virüsü. Bayanlara da olur. Herpes simplex tip 2 virüsünü, yani uçuğu veya sili, human papilloma virüsünü yakarak, dondurarak tedavi etmek mümkün değil. Çünkü beyinden kuyruk sokumuna kadar uzanan ana sinir demetinin içinde virüs. O virüsü yakarak, dondurarak yok edemezsin. Çünkü koza halinde bekliyor, yani kuluçka devresinde. Sinir demetinin içindeki virüsü, bağışıklık sistemini güçlendirirseniz yok edebilirsiniz. Bu da ancak iksir, aloe vera jel ve çaylarla mümkün. Evet. Evet efendim, bugün de keyifli sohbetimizin maalesef sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.